Fiyatı bir türlü istenen seviyeye çekilemeyen kırmızı ette yeni dönem başlıyor. Tüm dünyada uygulanan sistem Türkiye'de hayata geçtiğinde etin kalitesi, hayvanın yaşı fiyatların belirleyicisi olacak. Genç bir hayvanın tabii ki etiyle yaşlı bir hayvan eti arasında mutlaka farklılıklar olacak. Kırmızı etteki o farklılık fiyata da yansıyacak. Ete derecelendirme sistemi gelecek. Dana etiyle inek etinin fiyat etiketi farklı olacak. Derecelendirme sistemiyle her ete bir not verilecek. Bu not etin kalitesini belirleyecek. Dolayısıyla fiyatı da etlerin farklı farklı olacak. Bunun belli başlı kriterleri var. Hayvanın yaşı, cinsiyeti, yağlılık derecesi ve beslendiği bölge. Dünyada kırmızı etin derecelendirmesini yapan eksperler var. Türkiye'de de Tarım Bakanlığı uzmanları ya da bakanlığın yetkilendirdiği uzmanlar yapacak kalite değerlendirmesini. Besi hayvan olduğu için kullandığı yemler değiştirir. Ya her türlü ortam değiştirir. Ya merada yayıldığı zaman o bölgenin farklı otları değiştirir, her şeyi değiştirir. Dünyada etin içindeki yağ damarlarını ve kalitesini ölçmek için ultrason, MR ve tomografi cihazları kullanılıyor. Türkiye'de de bu sisteme geçmeden önce bu teknik altyapının yapılması planlanıyor. Derecelendirme cetvelinde genç boğa, erişkin boğa, inek, düve gibi sınıflandırmalar olacak. Karkas et yağ içeriğine göre birden 5'e kadar puanlanacak. Ete harflerle P zayıf, E mükemmel, S süper gibi değerler verilecek. Bu anlama olması yani bizim gibi kasapların açısından daha iyi. Sistemin oturmasıyla tüketici de dana etine inek eti fiyatı vermekten kurtulacak. Resmi kurumların ihaleyle aldığı etlerde de numara olacağı için kandırılmalarının önüne geçilecek.